aşağı gidiyor şuradan. Trabzon'da görülen LSD dediğimiz sığırlarda görülen sığır çiçek hastalığı diyoruz biz buna. Trabzon'da Kurban Bayramı'nın akabinde görülmeye başladı. Düzköy'de başladı ilk. Hastalığın yayılma sebebi sivrisineklerle oluyor. Yani hastalık bir yerde varsa oradan sivrisineklerle ve normal sineklerle, kenelerle diğer hayvanlara bulaşma riski yüksek. Ama sevindirici yanı şu, zoonoz değil. Yani insanlara bulaşan bir hastalık değil. Muhtemelen bizim bölgemize bu hastalığın gelme şekli kurban döneminde insanlarımızın bölgeye SEK raporu olmadan, veteriner hekim kontrolü olmadan hayvan nakilleri. İlimiz dışından gelen hayvanlardan oldu bu. Bizim Trabzon ilimizde LSD dediğimiz çiçek hastalığı görülen bir hastalık değildi. Çünkü bizim hayvanlarımız son 3 senedir bakanlığın uyguladığı, Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı program kapsamında aşılanıyor. Aşılanan hayvanlara zaten bu hastalığın bulaşması mümkün değil. Aşılanan ve hasta olan hayvanlarda ise bağışıklık sistemiyle alakalı hayvanlara göre değişen bir durum söz konusu. Burada Trabzon'da olan aşağı yukarı 120 civarında bir hayvan itilafı oldu. Ölümü demeyelim ona çünkü hayvanlar arasında ölüm şekillenmedi. Sadece Tarım Bakanlığı tedbir olsun diye hastalık teşhis ettiği hayvanları tazminatlı olarak imha ve itilaf işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu aşamada Tarım Bakanlığı yetkilileri hastalık çıkan bölgelerde 10 kilometrelik alanda tekrar LSD dediğimiz büyükbaş hayvanlarda çiçek aşısına başladı. O bölgede hayvanlar ister aşılı olsun ister aşısız olsun hepsini yeniden aşılama çalışmasına başladı. 2020'de Şubat ayında tekrar bir aşılama kampanyası başlayacak. Tekrar aşılanacak. Buradan bizim yetiştiricilere tavsiyemiz şu olmalı. Mutlaka hayvanlarını aşılatsınlar. Yani kapılarına kadar gelen Tarım Bakanlığı'nda görevli veteriner hekimlere, bu hayvanları aşılama için gelen hekimlere mutlaka aşılamasını yapsınlar, kolaylık göstersinler. Şu anda Trabzon'da en son Akçaabat ilçemizde hastalık görüldü. O da ilgili hekim meslektaşlarımız tarafından kontrol altına alındı. Salgın durumu yok. Sadece tespit ettiğimiz hayvanların İtilaf işlemleri ve imha işlemleri var. O da şu anda durdu. Son bir haftada hiçbir imha işlemimiz yok. Muhtemelen önümüzdeki ay 10 kilometrelik alanda görülen karantinaya aldığımız bölgede karantina işlemini de kaldıracağız. Bundan sonra da aşılama işleri hala devam ediyor. Yetiştiricilerimizin bu anlamda salgın var. Korkuya sürükleyecek herhangi bir şey yok. Çünkü zaten insana geçen bir hastalık değil. Ama hayvanlara bulaşan bir hastalık. O yüzden aşılamayla da bunun tedbirini bakanlık yetkilileri alıyor. Bizim isteğimiz yetiştiricilerimizden şu, hayvanlarında çiçekle alakalı bir semptom, bir etken, bir hastalık şüphelenirlerse mutlaka bağlı bulundukları tarım ilçe müdürlüklerine müracaat etsinler ki diğer komşularına da aynı hastalığı yaymayalım. Bu bölgede Artvin'de 2 sene önce yine LSD dediğimiz çiçek hastalığı görülmüş. Orada da yine 100'ün üzerinde bir hayvan imhası olmuş. Aşılamayla tekrar görülmedi. Bu hastalık daha çok Gürcistan tarafında görülen bir hastalık. Muhtemelen o bölgeye de o dönemlerde 2015'te sınırdan kaçak hayvan hareketi. Yani yine bizim insanımızın yaptığı bir ihmalle ülkemize taşınan bir hastalık olarak şu andaki tespitlerimiz bu yönde. Evet. Türkiye genelinde şu anda 30-35 civarında bir mihrak var. Yani 35 ilde LSD dediğimiz çiçek hastalığı görüldü. Ama bu böyle görüldü derken o ilin tamamında hayvanlar hasta ve perişan değil. Bizim ilde görüldüğü gibi birkaç yerde, birkaç noktada 15-20 işletmede görülen hastalıklar. Yani. Şöyle bir şey. Öyle deme. Ondan bir şey. Sadece. Tamam. Ne demek? Çavdar. Çavdar bir yat.